Aslında. Adam çeşitli başka yani. Evet, çeşitli başka yani. Ama birinci emrin ne? Birinci alan ha. Bir tane birinci. Tamam, bir de orada var. Yok. Gübre de kurdu, acaba orada mı yani? Yok, ya, gübre yakmaz. Bu kadar olmamıştı. Tamam mı? 5 gün, belki 10 gün önce olmuş olsa şu anda... Ne kadar sulama çok yaptın mı? Vallahi. Öyle diyor. Yabancı ot var. Yabancı ot. Ben 20 kilo dedim, o 10 kilo etti. Şimdi 20 kilo daha sık olurdu. Otların gelişmesine müsaade etmeyeceksiniz. Ben şimdi yeni gün Mayıs'ın 15'inde ekeceğim. Toprak sıcaklığı 10 derece bu kadar ekmek yapar. Asıl bizim şey... Yani şu anda biz gittiğimiz bu hacı. Evet. Hem ben bütünden daha çok alıştığımız. Valla ben emek vermiş. Bir geç ekildi. Geç. Haziran'ın 18. Ne yapıyorum? Esmeri olsun evet. Diye. Çok güzel. Şu anda bir başaklama döneminde. Şu anda süt olum dönemi. Muş ilimiz tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ve tarımsal kapasitenin iyi olduğu bir ilimizdir. 357 bin hektarlık bir alanımız bulunmakta. Bu işlenebilir alandır. Bunun içerisinde de 168 bin hektarlık bir alanı da sulanabilir bir alana sahiptir. Şu anda bunun 72 bin hektarlık bir alanda bir sulanma yapılmaktadır. Özellikle de şu anda merkez ilçemiz Yoncalı Özköy'ünde değerli çiftçimiz Diyadin Bey'in talepleri doğrultusunda ya ben bu koşullarda çeltik yetiştirmek istiyorum. Burada da ben bunu yaygınlaştırmak istiyorum. Talepleri doğrultusunda bizler de Tarım İl Müdürlüğü olarak Karadeniz Samsun ilinde Karadeniz Teknik Araştırma Enstitüsü'nde bu tohumunu temin ederek bu köyde Diyadin Bey'in öncülüğünde ve kendi talepleri doğrultusunda 3 dekarlık bir alanda bir demonstrasyon alanı kurduk. Biz bu çeşit ilk eren çeltik çeşidi olup bu da özellikle de vejetasyonumuza uygun bir çeşit, erkenci bir çeşit. 114 günlük bir dönemde olgunlaşmaya gelen bir ürün. Buna baktığımızda da şu andaki alanda da gördüğümüzde de bu çeşitin biz ilimize de uygun olacağı, yaptığımız diğer yerlerdeki farklılık biz tavalara değil, özellikle de Diyarbakır Karacadağ pirincinde uygulanan yöntemi biz burada uyguladık. Yağmurlama sulama yöntemiyle gerekli sulama yapıldı. Bu da su miktarı konusunda ve süt kısıtı konusunda da bir demonstrasyona örnek oldu. Şu anda süt olum devresinde inşallah kısa sürede kendini olgunlaştıracak ve şu andaki çalışmaya baktığımızda evet çiftçimize de katılıyoruz Diyadin Bey'e. Burada çeltik de yetiştirilir. Güzel bir ürün de elde edileceği öngörülmektedir. Şu anda baktığımızda bu ilk eren genellikle de ortalamada 570 kilogram veren bir çeşitimiz. Ama şu anda da biz de tarlaya baktığımızda inşallah şu andaki ilk denemede 400 üzerinde 1 kilogram elde etmeyi de planlamaktayız ve öyle de görülmektedir. Bu ürünün özellikle de bizler için çok önemli. Önder çiftçilerin mahiyetinde demonstrasyonların kurulup burada yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Ben Diyarbakır'da buradan başlayayım. Diyarbakır'da bir dostum vardı. Karacadağ diye bir mıntıkada tren çekmişti. Yanına gittim, merak ettim. O meraktan dolayı Muş'ta dedim acaba ekersem olur olmaz dedim. Bir deneme yapayım. Geldim tarıma başvurdum. Tarım da sağ olsun yardımcı oldu. Tohum getirdi bana. Geç geldi tohum. Ektim alan izniyle şu anda başak vermiş. Şu anda güzeldir. Eğer hasadı bir sene alırsam inşallah seneye daha çok ekmeği düşünüyorum. Ve istiyorum ki yani güzel bir verim veriyor. Millet de faydalansın bundan. Merhaba, senin iki yakın başı. Hacı abla tutsana bir fotoğraf alalım.
daha böyle uzatılır mı?